oranda Hazreti İsa Aleyhisselam'a uyanların kıyamete kadar inkara sapanlara üstün geleceği haber verilmektedir. Âl-i İmrân suresinin 55. ayetinde Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ölmediğinin ve ikinci kez yeryüzüne gelişinin haberi verilmektedir. Ayette şöyle buyurulmuştur: "Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu seni ben vefat ettireceğim ve seni kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim." Ayette bildirilen "seni ben vefat ettireceğim" ifadesi, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Türkçe'de bilindiği anlamıyla vefat ettiğini ifade etmemektedir. Türkçe meallerde öldürme ya da vefat ettirme olarak çevrilen kelime, Arapça'da vefa kökünden türemiş olan teveffa fiilidir. Ve bu fiil ölüm manasına değil, canın alınması, teslim alınması manalarına gelmektedir. Örneğin, teveffa kelimesinin geçtiği bir ayette insanın ölümünden değil, uykuda canının alınmasından bahsedilmektedir. "Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah ölecekleri, mevt, zaman canlarını alır, teveffa. Ölmeyeni de uykusunda canını alır." Lemtemut. Böylece kendisi hakkında ölüm kararı verilmiş olanı tutar, el mevte. Öbürüsünü ise adı konulmuş bir ecele kadar salıverir. Bu ayette vefat ettirme olarak tercüme edilen kelime ile Âl-i İmrân suresinin 55. ayetinde kullanılan kelime aynıdır. Yani her iki ayette de yeteveffa kelimesi geçmektedir. İslam alimleri teveffa kelimesinin ayette geçen hali olan müteveffike kelimesini yorumlarken, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ölmediği, Allah katına yükseltildiği ve kıyametten önce yeryüzüne tekrar döneceği konusunda ittifak sağlamışlardır. Ayette bildirilen bir diğer gerçek ise Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne ikinci kez gelecek olmasıdır. Allah, ayette kıyamete kadar inkar edenlere üstün gelen ve Hazreti İsa Aleyhisselam'a gerçekten tabi olan bir grubun varlığını bildirmektedir. Hazreti İsa Aleyhisselam hayattayken ona uyanların sayısı çok azdı. Ve onun Allah katına yükselişinin ardından hızla Hristiyanlıkta dejenerasyon başladı. Sonraki 200 yıl boyunca da Hazreti İsa Aleyhisselam'a iman edenler, İseviler, şiddetli baskılara maruz kaldılar. Üstelik İsevilerin hiçbir siyasi gücü de bulunmamaktaydı. Bu durumda geçmişte yaşayan Hristiyanların inkar edenlere üstün geldiklerini ve bu ayetin onlara işaret ettiğini söyleyemeyiz. Günümüzde ise Hristiyanlığın özünden uzaklaştığını, Hazreti İsa Aleyhisselam'a, İsa'ya indirilen hak dinden farklı bir dine dönüştüğünü görürüz. Hristiyanlar arasında Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğu şeklindeki Allah'ı tenzih ederiz, sapkın inanç benimsenmiş ve batıl teslis inancı, üçleme, baba, oğul, kutsal ruh, Allah'ı tenzih ederiz, kabul edilmiştir. Bu durumda Hristiyanlığın aslından iyice uzaklaşmış olan günümüz Hristiyanlarını da Hazreti İsa Aleyhisselam'a uyanlar olarak kabul edemeyiz. Çünkü Allah, Kur'an'ın birçok ayetinde üçleme sapkınlığına inananların inkar içerisinde olduklarını bildirmiştir. "Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun Allah üçün üçüncüsüdür" diyenler küfre düşmüştür. Oysa tek bir ilahtan başka ilah yoktur. Bu durumda sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim ifadesi açık bir bilgi haber vermektedir. Hazreti İsa Aleyhisselam'a uyan ve insanlara üstün gelecek olan bir topluluk olması gerekmektedir. Böyle bir topluluk kuşkusuz Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne tekrar gelişiyle ortaya çıkacaktır. Hazreti İsa Aleyhisselam yeniden yeryüzüne gelecek, Hristiyanları ve Musevileri batıl inanışlarından arındıracak, hepsinin Kur'an'a tabi olmasına vesile olacak ve yeryüzünün her yerine İslam ahlakı hakim olacaktır. Bu bilgiyi destekleyen bir başka ayet de Saf suresinin 14. ayetidir. "Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.
Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa'nın havarilere, Allah'a yönelirken benim yardımcılarım kimlerdir demesi gibi. Havariler de demişlerdi ki, Allah'ın yardımcıları bizleriz. Böylece İsrailoğullarından bir topluluk iman etmiş, bir topluluk da inkar etmişti. Sonunda biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik, onlar da üstün geldiler. Yukarıdaki ayette Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yaşadığı dönemde insanların bir kısmının iman edip bir kısmınınsa iman etmedikleri anlaşılmaktadır. Ayetin son cümlesinde bildirilen sonunda biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik, onlar da üstün geldiler. Hükmüyle ise Hazreti İsa Aleyhisselam'a inananların üstün geldikleri bir dönem haber verilmektedir. Bu dönem Hazreti İsa Aleyhisselam'ın kıyametten önce yeniden yeryüzüne geldiği dönemdir. Bu dönemde Hazreti İsa Aleyhisselam tüm insanları İslam'a davet edecek, insanlar ona tabi olacak ve İslam'ı bütün dünyaya hakim kılacak ve Allah'ın izniyle iman edenler inkar edenlere üstün geleceklerdir.